Teyzeciğim. İyiyim, iyiyim. Gel teyze. İyiyim, iyiyim. Ben böyle köprü trafiği görmedim. Ne köprüsü teyzeciğim? Oo. Yağmur. Tanıyanınız var mı? Doktor galiba. Doktor mu bilmem de kesinlikle bir melekti. Geçebilir miyim? Nereye? Nereye mi? Dalga mı geçiyorsun benimle? Pardon, geç tabii, özür dilerim. Pardon. Ben teşekkür edemedim sana. Niye ki? Yani sen gelmeseydin kurtaramayabilirdik. Biri ölebilirdi. Çok sağ ol. Melek gibi geldin. Rica ederim. İyiler mi şimdi? Türk gibiler yani, maşallah. Yani sayende tabii. Sevindim. Sen ne için gelmiştin? Annemi görmeye geldim ama gidiyorum şimdi. O zaman görüşürüz. Sanmıyorum. Bir daha dönmem artık. Lan, o bakışlarınla yediğin kız var ya, benim kızım. Melek mi? Bakıyorum ismi de ezberlenmiş Yağmur Bey. Ne biçim bakıyorsun lan, yiyecek gibi kıza? Ne biçim baktım ya? Öküz gibi. Estağfurullah ya. Ama aşık bir öküz gibi. Yedi kere dokuz. Ne? Ananın kızlık soyadı. Kaçıncı harfi? Ne diyorsun Rukiye ya? Beyin donmuş sende, beyin gitmiş. Aşık olmuşsun lan sen. Ya ilk görüşte aşık olur Rukiye'cim. Olur, bal gibi olur ya. Bak ben kendimden biliyorum. Yani gözün kör olur, gider bağlanırsın bir öküze. Bir türlü ayrılamazsın yani, terk edip gidemezsin hiç. Gidemezsin, aşık olursun. Evet, aşık olursan, seversen bağlanırsın. Hiçbir yere gidemezsin. Aşk insanı ailesine bağlar. Daha çok da annesine. Ya Rukiye'cim özür dilerim, ben ailenden birine öyle bakmak istemezdim. Aşk olsun ya Yağmur. Aşk olsun be oğlum. Sen benim aslanımsın be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O da senden çok etkilendi. Emin misin? Nerede anladın? Yürüyüşünden. Görmedin mi nasıl öyle kıvıra kıvıra gidiyordu? Ben tanırım onu, ben doğurdum ya. Ben kızımı bilmez miyim? Ya ama bana öyle gelmedi. Yani görüşürüz dedim. Sanmam bir daha gelmem dedi. Hadi canım. Öyle mi dedi? Görürüz bakalım. Nasıl yani? Gelecek mi? Hiç gitmeyecek. Ben senin dilek perinim be. Al bak. Bu da sihirli değneğim. Ara şimdi meleği. Ya ne söyleyeceğim ki? Az sonra bana olacakları söyleyeceksin yavrum. İyi misin? Ne oluyor ya? Ne var anne? Ne var? Alo, ben Yağmur. Ben Yağmur. Hangi Yağmur? Ya huzurumdaki. Az önce tanıştık hani. Anne, şu an fenalaştı anne. Hemen gelmen lazım. Melek. Ne? Ne oldu anneme? Kendini titreşim moduna aldı. Titriyor şu an. Ben de anlamadım yani. Nöbet tuttu. Ne? Nöbeti tuttu. Şu an nöbet tutuyor. Ne? Nöbet mi tutuyor? Nöbet geçiriyor. Ben de anlamadım ya. Fenalaştı bir anda. Tamam, hemen geliyorum.
Tamam. Nedet tutuyor ne ya? İyi bir şey ya. Rukiye Hanım ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Pardon. Çok yaşa. Anne. Anne. Ne oldu anneme? Anne beni duyuyor musun? Anne. Ne zamandır böyle? Sen gittiğinden beri böyle. Ya benim yüzümden oldu. Senin yüzünden oldu. İlaçları. İlaç. İlaç falan yok mu? Var. Ne ilacı getir, ne ilacı getireyim? Evet, ilacı mı? Tamam, ilaç, tamam, ilaç. Tamam, sen tut, ben getireceğim anne. Tamam. Anne, tamam. Anne. Anne. Tamam. Ah, tamam, sakin ol. Anne, sen ne zamandan beri böylesin? Zaten artık yaşlandım, ne olacak ki? Bir ayağım çukurda. Çukur değildir o canım. Yılan deliğidir, yılan. Anneciğim, sen dinlen biraz. Biz çıkalım. Melek. Ne olursun. Bu gece burada kal. Yanımda kal, korkuyorum. Korkuyorum. Yasak değil mi? Yasak. Ama sana değil. Ne olur. Eski günlerdeki gibi. Anne kız şöyle sarılalım. Söz. Küçüklüğünde olduğu gibi. Sırtını kaşıyıp uyutacağım seni. Tamam. Tamam kalıyorum. Ama babamdan o adam diye bahsedip sinirimi bozmak yok. Aman ne işim olur benim o adamla be. Şeytan görsün yüzünü. Aha gidiyorum işte. İyi gitme. Söz. Bak sustum. Gel anne, gel anne. Tamam, hadi sen dinlen biraz. Ben de bir telefon açayım. Seni şeytan seni. Kalk hadi, havalı biraz. Kalk hadi. Sen var ya sen. Yaptığın resmen dolandırıcılık Rukiye. Kızının duygularını dolandırdın ya. Ne yapalım? Onlar da beni çok dolandırdı. Ödeştik yani. Ne kadar üzüldü kız, görmedin mi? Ya başına bir şey gelseydi? Ya ben? Ben de çok üzüldüm. Vallahi yüreğimin aha şurasına bir taş oturdu be. Ya kötü bir şey mi istiyorum? Kızım yanımda olsun istiyorum. Ne var bunda? İyi de Rukiye. Kızını hep böyle kandırarak mı tutacaksın yanında ya? Ben tutmayacağım ki. Sen tutacaksın. Meleği kendine aşık edeceksin. Ondan sonra da bir daha ağzına Almanya lafını alamayacak. Hep birlikte huzurlu, keyifli yaşayacağız. Mutlu son. Sen aşıksın. Kim? Ben mi? Bir günde aşkım. Tamam, belki hoşlanıyor olabilirim. Zaten önce hoşlanırsın, sonra aşık olursun. Hadi git. Kıza çıkma teklif et. Ya lisede miyiz Rukiye? Çıkma teklifi ne ya? Oğlum, ben anlasayım. Müsaade ediyorum. Hadi git. Çıkma teklif et. Hem senden iyisini mi bulacağız be? Gerçi sen de biraz safsın ama. Neyse, erkeğin de safı makbuldür derler. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol Rukiye. Sen kız anasısın kız. Birazcık ağırlığın olsun ya. Lan bir tane çarparım ağzına. Ağırlığı görürsün. Hadi gitme. Git. Git çıkma teklif et hadi. Beceriksiz. Git. Ne oluyor? Hafif bir heyecan. Böyle bakayım. Terlemeler falan. Gözlerimiz yumuldu. Yumuş yumuş oldu. Kalbimiz böyle... Sen aşıksın lan. Vallahi mı? Allah. Ben aşığı gözünden tanırım. Oldu bu iş. Anam ne çok...
Yine yatsı bar yemeği hazırlıyor. Anne beni içeri giriyorum. Anne beni içeri giriyorum. Yağmur gitti. Yağmur. Döndü. Yes,
Anne gerçekten çok korkuttunuz bizi. Evet Rukiye Hanım, yani ben artık size ne söyleyeceğimi şaşırdım. Kendi hayatınızı değil sadece, herkesin hayatını tehlikeye attınız. Çok abartıyorsunuz. Vallahi abartıyorsunuz yani. Eylemde bir kasıt yok. Emekli hakimim ben. İşimi öğretmeyin bana. Haftanın 7 günü 7 ayrı vukuat yaptınız. Ama bu sonuncusu çok ağır oldu. Bütün herkesi yakıyordunuz. Siz de insanı aç bırakıyorsunuz. Yani şöyle ağız tadıyla 2 yumurta kırayım dedim. Tavaya yağ koydum. Kibriti çaktım. Bah! Ne yağ kullanıyorsunuz siz ya? Hı? Ben sizi Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Vallahi edeceğim. Hiç bana suç atmayın. Rukiye anne, sıvı yağ koyacağım diye temizlikte kullandıkları gaz yağını koymuşsun tavaya. Ne iş var mutfakta gaz yağının? Hem ben orada fenalaşmışım, acıkmışım, içim çekilmiş, böyle gitmişim. Şekerim düştü be, şekerim. Abla, vallahi ben de bir şey duymadım ki. Ne zaman çıktı anlamadım. Sus, sen hiç konuşma. Zaten gizli gizli girmişsin annemin yanına. Eski günlerdeki gibi. Yatakhaneye yasa dışı giriş yaptım. Rica ederim Rukiye Hanım. Hiç komik değil. Evet anne, gerçekten hiç komik değil. Sen karışma. Dolandırıcı. Yağmur. Topladınız mı eşyaları? Az bir şey kaldı. Şey Yağmur, ben sana bir türlü teşekkür edemedim. Ne için? Hayat öpücüğün için. Yani hayatımı kurtardın Yağmur. Kendi canını tehlikeye atıp onca alevim ve dumanın içine dalıp önce annemi sonra da benim canımı kurtardın. Ne önemi var Melek? Yok yani gelip beni bulmasaydın ve annemin tabiriyle o hayat öpücüğünü vermeseydin belki de şimdi nefes alamayacaktım. Yani ne önemi var canım? Kim olsa aynı şey yapardım. Yani önüme gelene suni telepsi yapmıyorum. Hayat öpücü falan vermiyorum. Yani sadece acil durumlarda öpüyorum. Hoşça kal Yağmur. Senin gibi birini tanıdığım için çok mutluyum. Biraz formal oldu ama. Yağmur. Yağmur. Pardon ya. Mutlusun. Yani ben de mutluyum. Yani mutlu olmana sevindim. Memnun oldum. Mutlu olmana. Hoşça kal. Görüşürüz. Rukiye haklı mı acaba ya? Aşık mı oldum lan ben? Yok ya. Yok ya oğlum dur bir ya dur. Dün bir bugün iki ya da olur mu öyle şey ya? Olur. Olur. Yani ilk görüşte aşk diye bir şey var sonuçta. Ya kıza keşke teklif etseydim ya. Çıksaydım karşısına. Ben var ya ben. Senden çok hoşlanıyorum be, deseydim. Ben de senden çok hoşlanıyorum kardeşim. Hayırdır oğlum? Sercan, çok fena aşık oldum lan ben. Vallahi haklısın kanka. Ya ben olsam ben de bana aşık olurdum. Oğlum dalga geçme ya. Çok fena tutuldum diyorum. Vallahi mı? Vallahi. Nerede, burada mı? Burada. Hangisi peki? Hale teyze mi, Jale teyze mi? Sercan, kafa bulma oğlum ben de. Nasıl bulmayayım oğlum?
senin huzur evinden çıktığın mı var? Çıkmadım ki. O kendi geldi. Melek gibi. Çarptı gitti. Sana çarpan şeyin melek olduğuna emin misin? Kesinlikle eminim. O bir melekti. Yağmur! Efendim Nuri amca? Atta yağmur, atta! Ya yine mi lan? Serkan koş! Kapkız geçiyor lan! Yağmur. Yanlış zamanda aradım galiba. 3, 4. Evet, biraz öyle oldu. İşim bitince konuşalım o zaman. Yok yok, söyle sen söyle. 1, 2, 3, 4. Bizim eve gelmen lazım. Kötü bir şey mi oldu? Yağdım, Bas. Gel. Annem. Genci anlatayım. Müke annem mi? Krize mi girdi yine? Ya çok ciddi bir şey değil. Gelince görürsün. Tamam, geliyorum. Nereye? Sercan, sen de. Ben gidiyorum, sen de. Ambulans. Bas sesi, bas. Ambulans. Nereye oğlum, nereye? Bas. Sercan, üfle lan. 1, 2, 3, 4. Selam. Selam. Koşarak mı geldin sen? Sen boş ver beni. Rukiye anne, isyan mı çıkardı yine? Hayır, henüz çıkarmadı ama benim çıkarmama az kaldı. Ya inat etti, içmiyor ilaçlarını. Gel içeri, gel. Al sana Yağmur. Herkese merhaba. Nerede kaldın? Dışarıdaydım. Aşk olsun. Bana niye haber vermedin? Bildiğim çok güzel bir yer var. Hem sabaha kadar açık. Allah Allah, hem ilaçlarını içmiyorsun, bir de dışarı mı çıkmak istiyorsun anne? Evet, hem de ikinizle beraber. Olur. Bana uyar. Yani ilaçını içmen şartıyla tabii ki. Anlaştık. Hayır, anlaşmadık. Ben bir yere gitmiyorum. O zaman ben de ilaçlarımı içmiyorum. İçmiyorum ne demek? Anne, beni kendi sağlığımla mı tehdit ediyorsun? Evet. Allah'ım ya. Hanımlar, bir durun tamam. Ya bana müsaade eder misin? Buyurun. Sanırım bir orta yol bulabiliriz. Hı? Neymiş o orta yol? Şu. Sen şimdi ilaçlarını içiyorsun. Ben de sana masal anlatıyorum. Eskisi gibi. Aa, sen anneanneme masal mı anlatıyordun? Evet. Nasıl yani? Sadece masal mıydı derdin? Ya ne olacaktı? Hadi bakalım. İlaç ve masal zamanı. Hadi. Yağmur, çok sağ ol. Beni kırmadın, geldin. Ya ne demek ya? Önemli değil. O zaman ben gideyim. Tamam, görüşürüz. Yağmur, bir dakika. Bekler misin? Annem huzur evinde unuttuğu birkaç şey varmış. Liste yapmıştı. Yağmur'a vereceğim diyordu. Ben onları hemen alıp geleyim, tamam mı? Tamam. Bekliyorum ben. Tamam. Thank you.
Bir çekilmesin kendini sonra. Ne kadar ölsün. Ne oluyor? Elini yerle şuraya yapmış. Boğaz. Sen boğar mı? Boğar mı Boğaz sen? Boğaz. Ne oluyor? Boğacağım durun boğacağım. Ne yapıyorsun lan? Hayır. Boğuyorum. Nefretin bırak çocuğu. Enişte. Yapma. Yağmur ben hırsız değilim. Ya ne yağmur ya? O benim bakıcım ya. Yağmur. Huzur evindeki Yağmur. E nereden bileyim ya? Yağmur kusura bakma. Eniştem tanıyamadı herhalde. Nereden tanıyacağım kız ben bunu? Huzur evinden Necmettin. Bakıcıydı ya hani. Benim bakıcım. Benim. Benim. Hatırlamadın mı? Ya analı kızlı üstüme gelip durma. Alnını bakıcı mı yazıyor bunu? Ne bileyim ben? Bak oğlum Yağmur musun nesin git başka yere ya bak. Benim evimin salonuna bir daha yağma. Çık kız. Kusura bakma Yağmurcuğum, iyisin değil mi? Ben değilim, gideceğim. Bırak, bırak sen. Kusura bakma Yağmur. Önemli değil ya, iyiyim. Gideyim o zaman. Tamam. Yasın.